Hürrem? Hürrem! Hürrem! Kim? Kim yaptı sana bu kötülük? Yok bir şey, düşmüş hamanda. Hadi uyku vakti, yapın yataklarınızı. Hadi! Validem. Hoş geldin aslanım. Hayrola? Hayırlı olmadığını sen bilirsin validem. Bilmiyorum. Ne oldu? Sen söyle de öğreneyim. Seferle mi ilgili? Yakında sefere çıkacağız. Bir maruzat yok. Esas maruzatın Mahidevran. Validem yarından tezi yok. Mustafa benimle kalacak. Onu da tek başına Beyazıt'a eski saraya gönderin. Artık sarayımda kalmasını istemiyorum. Yüzünü bile görmeye tahammülüm yok. Evladım sen aklını mı kaybettin? Mümkün mü böyle olması? Mahidevran Haseki Sultan. Senin şehzadenin anası. Devlet-i Aliye'de görülmemiş bir ayıp. Hakka, hukuka, ananeye uygun değil. Onun yaptıklarından sonra hak onun kellesinin alınmasını emreder. Ben bunu yapmadım. Ama etrafımda, hususi hayatımda bulunması mümkün değildir. Cezasını çekecek validem. Diyeceğim budur. İyi misin? Ağrın var mı? Sen geldi geçti ağrın. Geçecek Hürrem'im. Her şey geçecek. Sen üzme kendini. Bundan sonra kimse senin saçının teline bile dokunamayacak. Sen iyiler. Gitme, bırakma Hürrem'i. Sen yok, bela çok, dayak çok. Bitti işte. Yorma kendini. Ben bakacağım, ben iyileştireceğim bu gül yüzünü. Hünkârım, hekimbaşı geldi hastamızı tetkik için. Uyuyor şimdi, uyandırmayalım. Gitsin, ihtiyaç olursa çağırırız. Bargalı. Onu gönder, Teresa gel. Çekmişti ki Hürrem. Ona sarıldığımda hala serçe gibi titriyordu. Mahidevran bu duruma nasıl geldi? Nasıl böyle bir şuursuzluk yaptı Bargalı? Aşk insanı bazen şuursuz bırakabiliyor hünkârım. Sonrasında mahcup olabileceğimiz telafisi çok zor hatalar yaptırtabiliyor bize. Bunun telafisi yok Bargalı. Ben onu her gördüğümde
Hürrem'in paramparça olmuş yüzünü, ruhunu hatırlayacağım. Gitsin bu saraydan, gözüm görmesin dedim. Gidiyorlar mı hünkârım? Aşk diyorsun Pargalı. Aşk insanı böyle kör eder mi? Hırsla karşısındakini yok eder mi? Ben böyle aşk istemiyorum. Ben aşka hürmet istiyorum. Süleyman. Geldim Hürrem'im. Geldim.